Hazırsanız başlayalım. Ben hazırım. Buyurun. Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Bildiğiniz üzere 30 Ağustos tarihinde bir yürüyüş başvurusu yapmıştık valiliğe. Hiçbir gerekçe gösterilmeksizin bu talebimiz reddedilmişti. Daha sonra valilik yetkilileriyle de birçok görüşme yaptık. Ancak kabul olmadı. Burada şu izlenimi edindik. Hem gerekçe gösterilmemesi hem de 15 Temmuz sürecinin devamında olması nedeniyle bu eylemin siyasi kaygılarla yasaklandığını öngördük. Vatan Partisi İl Yönetim Kurulu olarak ve dedik ki biz meydana çıkacağız ve Türk bayraklarıyla 15 Temmuz'da FETÖ'ye nasıl boyun eğmediysek 30 Ağustos'u yasaklamaya kalkanlara da boyun eğmeyeceğiz dedik ve meydana çıktık. Emniyet kuvvetleriyle de anlaşarak partimizin önünde bir basın açıklaması yaptık. Burada da aynı şeyi söyledik. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı Fethullahçı terör örgütünün liderleri Türkiye'deki milli bayramları yasaklayacaktı ve Türk milletinin sokağa çıkmasına izin vermeyecekti. Şimdi Sayın Aydın Valimiz Ömer Faruk Koçak bu kararın altına imza atarak FETÖ'nün Türkiye'de yapmak istediği, PKK'nın hoşuna gidecek bir eylemi gerçekleştirmiş oldu. Dolayısıyla bu ülkenin... Şu anda gerekli ilgili belgelerin basın açıklamanıza ondan sonra devam edelim. Sizin bir izniniz var mı şu anda? Haberleri var. Şey. Kimin haberi var? Emniyetin haberi var. Ben şu anda görüştüm. Herhangi bir bilginin olmadı. Bekleyelim. Bekleyelim bundan sonra devam edelim. Demeç vereceğimiz için basın açıklaması değil bu. Demeç veriyoruz. Yani... tamam. Demeç veriyoruz. Yani diyelim... Havuzunu dava bittiği için şu an. Her zaman yaptınız. Tabii. Hayır, Aldin, en uygun yer. Her zaman yaptınız. Tabii ki, tabii ki. Tamam. Bütün siyasi partiler yapmış. Bütün siyasi partiler, yani. Herkes yapıyor. Bitiyor zaten. Ben güvenlik şurada. Çok düzgün şeyler olduğuna inanmıyorum. Bakınız, içeride şu an o sözü söyleme hakkınız yok. Zaten mahkeme kararını verdi. Bu konuyla ilgiliydi. Onun için sizin bu konuyla ilgili bir görüş beyan etmeniz kamu memuruyla. Beyefendi, siz siyasi davranıyorsunuz. Hayır, ben gereken bir izin varsa devam edin. Bekleyelim diyorum. Ben size bir şey bakın, demiyorum. Bakın, mahkeme bir karar verdi. Efendim, burayı işgal etmeyin. Üç tarafa geçelim, orada konuşuruz. Bitiyor zaten. Beyefendi, burayı işgal etmeyin. Siyasi partiyiz biz ve bir mahkemeden çıkıyoruz. Basın da bu mahkemeyi takip etmeyi beyefendi, için... Beyefendi, ben size diyorum ki burayı işgal etmeyin. Burası adliye girişi. Vatandaşların girişi bir yer. Bitiyor zaten. Bir dakika sonra bitecek. İlgiler de gelsin. Bir dakika sonra bitecek zaten. Tamam? Öyle işgal falan yok. Değerli arkadaşlar, davanın kararını açıklıyoruz. Davadan beraat çıktı. Bundan da anlıyoruz ki Türkiye'de hala hakimler vardır, savcılar vardır ve hukuksuz kararlar mahkum edilmektedir. Umarım Sayın Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak bu karardan bir ders çıkarır ve önümüzde halk oylaması süreci var. Çok kritik bir süreç. Ve bu süreçte de bütün siyasi partiler özgürce propagandalarını yapabilirler. Buradan önemli bir sonuç çıkarırız ve Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara götürürüz diye düşünüyoruz. Hepinize çok teşekkürler.